Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bir şeyi yemeye içmeye başlarken unutursanız besmele çekmeyi şeytan müdahil olmuştur. Sizin yediğinize ortak olur. Aklınıza geldiği anda şu duayı yapın. Bismillahi ala evvelihi öncekinin, önceki yiyemediğimin, diyemediğimin üstüne bismillah. Vel ahirihi sonuna da bismillah. Yemeği bitirdim yine bismillah. Hep Allah'ın adıyla. Bunu dediğin zaman şeytan gıdana ortak olmaktan çıkar. O seni terk eder gider. 10'un kesilmesi fi ameyni 2 sene içindedir. Neden kesilmesi kardeşler? Sütten kesilmesi. Anne karnında oldu ama bitmedi. Eğitim anne karnında başlıyor. Anne eve yaptığı yemekleri, gıdaları abdestli bir şekilde yapmak zorunda. Farz değil ama fazilettir. Hamile kaldıktan hemen sonra kocasına ve kendisine yaptığı bütün yemekleri abdesti yapacak. Yediği nimetler nur olur. Her yediği nur olur. Ta çocuğun eğitimi anne karnından başlar. 2. Anne yediği her şeyi sağ elle yiyecek, besmele ile yiyecek. Besmeleyi unutsa bile Bismillahi ala evvelihi vel ahirihi diyecek. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bir şeyi yemeye içmeye başlarken unutursanız besmele çekmeyi şeytan müdahil olmuştur. Sizin yediğinize ortak olur. Aklınıza geldiği anda şu duayı yapın. Bismillahi ala evvelihi öncekinin, önceki yiyemediğimin, diyemediğimin üstüne bismillah. Vel ahirihi sonuna da bismillah. Yemeği bitirdim yine bismillah. Hep Allah'ın adıyla. Bunu dediğin zaman şeytan gıdana ortak olmaktan çıkar. O seni terk eder gider. Hani hadislerde Muhammed Aleyhisselam nasıl anlatıyor şeytanı? Şişman şeytan, zayıf şeytan. Şeytanların da şişmanları var, mankenleri var. Zayıf, kuru şeytan. Bir de şişman, tombul şeytan. Tombul şeytan besmelesiz yemek yiyen hane, tombul şeytan yapar. O evin şeytanları tombuldur, şişmandır. Besmeleyle yemek yiyen hanenin şeytanları zayıftır. Kuru fıkı, kuru sıkı şeytandır. Ailen nasıl yemek yiyorsa şeytanın da o denli kuvvetli ya da zayıf olur. Bu senin elindedir, sen yapıyorsun bunu. Tıpkı bir teröriste silah vermek gibi, onu kuvvetlendirmek gibi ya da silahını kesmek, gıdasını kesmek gibi. Teröristin silahını, gıdasını, parasını kestiğin zaman, yollarını tıkadığın zaman, üniversiteleri kapattığın zaman terör propagandalarına teröriste gidecek adam kalmaz. Terör örgütleri de zayıflar. Şimdiki PKK'nın, FETÖ'nün, DAEŞ'in zayıfladığı gibi. Ama bunlara silah yardımı yaparsan, gıda yardımı, para yardımı yaparsan kuvvetlenirler. Şeytanlar da bunlar gibidir. Sen kuvvetlendirirsin, sen zayıflatırsın. Şimdi Allah'ımız buyurdu ki ve fisaluhu kesilmesi fi ameyni 2 yıldadır. O çocuk anne karnındaki çocuk doğurdu ya kadın. O çocuğun eğitimini karnındayken başladı. Besmeleyle yedi, sağ elle yedi, abdestsiz yemedi, namazlarını terk etmedi. Baktığı şeylere dikkat etti. Harama bakmadı. Boş boş saçma sapan diziler seyretmedi. Gıybet yapmadı çocuk. Hamileyken çocuğa. Bunların tamamı çocuğa tesir eder kardeşler. Sonra çocuğu doğurdu. Bak yine Allah müdahil oluyor. Diyor ki o çocuğun sütten kesilmesi 2 senedir. Ameyni. 2 sene demek. Bu ne demektir? Bir tavsiye. Allah'ımız bu dünyada insanı yaratan, cinni yaratan, şeytanı yaratan, melekleri yaratan kimdir kardeşler? Tek sahiplenebilir Allah Teala. Ne Zeus sahiplendi. Bunları ben yarattım diye. Ne Jüpiter, ne Neptün, ne de Hades. Hiçbir saçma sapan tanrı yaratışı ben yaptım diye sahiplenmedi. Tek sahiplenen Allah. Bunların hepsini ben yarattım diyor bu kitapta. Ve karşısına hiçbir tane ilah çıkamadı. Hayır, Allah yalan söylüyor. Ben yaptım diyebilen bir tane ilah çıkamadı. Bir tane kutsal metin yok. Uyduruk metin bile getiremiyorlar. Yeni bir tanrı üretip de uyduruk metin bile getiremiyorlar. Bu kadar kapsamlı cümleler kuramıyorlar. Allah'ımız insanı yarattığı için ''Ela ya'lemu men halak'' ''Yaratan yarattığını bilmez mi?'' dedi. Yarattığını en iyi Allah bildiği için de ne dedi? ''Ve fisaluhu fi ameyni'' ''Ben size diyorum ki çocuğu doğurduktan hemen sonra anne 2 sene boyunca o çocuğu emzirsin. 2 sene boyunca.'' Alimler dediler ki bu bir farz değildir, farziyet değildir ama fazilettir. Çocuk istersen ki diğer çocuklardan daha sıhhatli olsun, daha kuvvetli olsun, Allah'ın tavsiyesini dinle. Hiç kimse Allah'tan daha iyi bilemez. Çünkü bu makinenin yaratıcısı, imar edicisi, kontrol edicisi Allah Teala'dır. Makineye enerjiyi veren de odur. Enerjimiz ne? Ruh. Şu halde dinle Allah'ı. Alma o Yahudi mamalarını. Anne çocuğu 2 ay, 3 ay emziriyor. Sonra göğüslerim sarkmasın, kocam beni beğenmez. Gözü dışarıya gider diye ne yapıyor? Bana Yahudi maması getir diyor. Çocuğa GDO'lu, ek gıdalı, iğneli, mineli Yahudi mamalarını yediriyorlar. Sonra çocuğun IQ seviyesi düşmeye başlıyor. Dünyadaki mama yiyen çocukların seviyeleriyle, zeka seviyeleriyle, anne sütüyle beslenen çocukların zeka seviyeleri bir değil. Bilimsel tespitler bunlar. Araştırılmış. Şu halde sen ne yapacaksın? Hatun, 2 sene. Bak evleneceğiz. Allah bize nasip eder, çocuk verirse. Yok oram sarkar, yok beni beğenmezsin. Bu boş muhabbetleri bırak. 2 sene boyunca benim evladımı emzirmeni istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Yetmez. Bana söz veriyor musun? Söz veriyorum bey. Dedi mi? Tamam, o kadınla evlen. Allah'ımızın tavsiyesine uyuyor demektir. Ve fisaluhu fi ameyni enişkürli. Bunu dedikten sonra Allah'ımız, onun sütten kesilmesi 2 senedir dedikten sonra enişkürli, şu halde bana şükredin. Anamızdan babamızdan bahsetti. Peşinden dedi ki enişkürli, bana şükredin. Veli valideki annenize babanıza da şükredin. Subhanallah. Efendim, şükür kime yapılır? Şükür kime yapılır? Yaratıcıya yapılır, Allah Teala'ya. Ama Allah, annemiz babamız ne kadar değerli ki, ayette diyor ki hem bana şükredin hem de ananıza babanıza şükredin. Buradaki şükürden mana nedir?
teşekkür etmek. Onlara o kadar fazla teşekkür edin ki kendisine şükretmekle nispet yapıyor Allah'ımız. İşte annenin babanın kıymetini buradan anlayacaksın. Buhari hadisidir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kula şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Kula şükür Allah'a şükür. Kardeşim oradaki cemaat açar mısın? Ne demek kula şükretmek? Onun sana yapmış olduğu bir iyiliğin akabinde Allah senden razı olsun kardeşim teşekkür ederim demektir. Burada ise bütün kullardan daha fazla bize iyilik yap.